gencecik bir çocuk hayatına son verdi. Aslında bu ölüm, bu cana kıyma, bu ülkenin bir bütün olarak getirildiği durumun özeti, geldiğimiz son noktadır. Bu Bahadır'ın hayatını kaybetmesi olgusu, aslında kanun hükmünde kararnameyi icat edenlerin, belki de gelmiş geçmiş en vahşi cezalandırma yöntemlerinden birini keşfettiklerini, birini uygulamaya koyduklarını gösteriyor. Düşman hukuku deniyor buna. Bir düşmanlaştırma hukuku Nazi Almanya'sından bu yana geliyor ve kendisinden olmayan herkesi düşman ilan edip ve düşmanları vatansız kılıp, vatansız kıldıklarının bütün haklarını yok edip ona karşı her çeşit saldırıyı meşru gören ve onu her çeşit saldırının karşısında savunmasız hale getiren bir uygulama. Ve ne yazık ki toplum bu uygulamaya sessiz kaldıkça bu saldırı dalgası yaygınlaşıyor ve derinleşiyor. Bunu ancak birlikte durdurabiliriz. Bu cehennemi gidişi de birlikte durdurabiliriz. Onlar kaybetmekle yüzdeler. Kazanan biz olacağız. Kazanan bu hukuksuzluğu sona erdirenler olacak. Ama bizim bir yandan sesimizi yükseltmek, bir yandan da daha adil, gerçekten insani yaşamın koşullarının yaratıldığı sömürüsüz bir dünyanın hukukunu yaratmak gibi görevimiz var. Bunun için de birleşmek ve sesimizi yükseltmek zorundayız. Ben KYK'lı değilim, KYK'lı eşiyim. Biz KYK'lı eşleri, akrabaları olarak da toplum tarafından dışlandık. KYK'lılar gidecek, biz kalacağız. Bu unutulmamalıdır. Bizim çocuklarımız da tıpkı Bahadır gibi toplumda bunun acısını yaşadılar. Bahadır dayanamadı, cennete uçtu ama Allah'ın izniyle bizim çocuklarımız yapmayacaklar ve bu zor günler geçecek. Bu zor günleri geçeceğimize inanıyoruz, atlatacağımıza inanıyoruz. KYK'lar gidecek, biz kalacağız. Bahadırlar ölmesin. Bahadır yavrumuz KYK'lı bir ve hapiste olan bir babanın oğlu. KYK'ların genel toplumda yarattığı sosyal etkilerin benzeri olarak hayatını kaybetmiştir. İlk olmadığı gibi inşallah son olmasını dileriz. Ama KYK'lı bir arkadaşımızın yaptığı araştırmaya göre de KYK'lar ve yakınlarının intihar eğilimi çok daha fazla toplumun diğer kısmında. Çünkü KYK'lılık aslında bir sosyal ölümdür diye söylüyoruz. Sadece devlette çalışmamak değil, başka bir yerde de çalışmak ve sosyal dışlanma, linç edilme gibi başka hususları da barındırmaktadır. Nitekim ilk olmamıştır. Pek çok başka örneğinde maalesef gördük. Bu olumsuz sonuçları bilinmesine rağmen hala KYK'ların devam etmesi aslında bütün toplumun olduğu gibi başta da siyaset kurumunun büyük eksiğidir. Bu masum yavrumuzun ölümü aslında ilahi mesaja göre de bütün bir insanlığın ölümü gibidir. Bu yüzden dünyamız yıkıldı etkisiyle bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Gerçekten de dünyamız yıkılmıştır. Çünkü bir masum hayatını kaybetmiştir. Enes yavrumuzun da olduğu gibi toplumun harekete geçmesi gerekiyor. Siyasilerin harekete geçmesi gerekiyor. Bu yüzden daha önceki araştırmalarında bize söylediği gibi KYK'lar daha cahil bir toplum, daha yoksul ve daha sağlıksız, ölüme yakın bir toplum ortaya çıkartıyor. Rasyonel bir toplum ve rasyonel bir siyasi yönetim daha bilgili, daha mutlu, daha sağlıklı, daha zengin bir toplum istiyorsa ki bunu isteyeceğini tahmin ediyoruz varsayım olarak, KYK'ların bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor bütün etkileriyle beraber. Gökhan Koçak 675 sayılı KYK ile ihraç oldu. Adalet Bakanlığı'na ihraç oldu. İhraç olduğum dönemde daha yeni evliydi. 29 Ekim günü akşam evde oturup beklerken haberlere bakıyorduk. Bir anda KYK'nın yayınlandığını duyduk. Çevremizden birileri oldu mu endişesini yaşar baktığım listede. Kendi adımı görünce çok büyük bir yıkım yaşadık. Biz 3 aylık evliydik. Evimizi taşımak zorunda kaldık. Hayallerimizi oraya gömdük. Oraya bıraktık. İstanbul'a geldik. Balıkesir'de yaşıyorduk. İstanbul'da daha büyük bir yıkım yaşadık. Eşim hiçbir şeyden haberi yoktu. Bilmiyordu. Benle beraber bütün ızdıraplara vakıf oldu. Yaşadı. Derinden yaşadı. Gençliği, hayalleri bitmişti. Umutlarla kurduğu evi
veda etmek zorunda kaldı. Eşyalarını toplamak zorunda kaldı. Çok zor süreçler yaşadık. Geldik burada eğitimimizle alakalı olmayan bir şekilde çalışma hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ben Ömer Bilal Karakaya. Pendik Belediyesi'nde memur olarak çalışırken 692 sayılı kanunlu kararnameyle görevimden ihraç edildim. Önce açığa alındım, daha sonra kanunlu kararnameyle ihraç edildim. Şimdi benim genç çocuklarım var, delikanlılarım var, küçük çocuğum da var. Yani onların o küçük yaşta, yani 16 yaşında, 19 yaşında artık hiçbir şeyde çare yok, uğraşmaya gerek yok diyerek ölümü seçmiş olmaları, yani bize bıraktıkları acı bir ders oluyor. Yani sadece üzüntü değil, acı bir ders oluyor. Demek ki biz kendi üzerimizdeki o ağır yüküyle beraber çocuklarımız da bu yükü yaşamışlar. Ama şu var, yani devletin bizi halkı, biz insanları çaresiz bırakarak, yani büyük bir sosyal soykırım içindeyken çocukların bundan etkilenmemesi zaten mümkün olamaz. Yani ailemizin, çocuklarımızın etkilenmemesi mümkün olamaz zaten. İki tane çocuğum var, biri 24 aylık, biri 4 aylık. 24 aylık çocuğum erkek. Küçüğü kız. Küçük aslında benim bugün Bahadır Susma etkinliğinde, Bahadır için susma etkinliğinde olmamın en büyük sebebi çocuklarımdı. Çünkü küçük çocuğum, 24 aylık olan oğlum, ben işe giderken baba işe gitme diyordu. Yani bunu diyor. Bakalım Bahadır neler yaşadı içinde. Bilemiyoruz ki. Ne acılar yaşadı. Babası cezaevindeydi. Her gördüğünde acaba neler düşündü? Biz o çocuğa bir şekilde içine itmeye sebep olduk, farkında olmadan, susarak, sesimizi daha güçlü haykırmayarak. Çocuklarımız, biz aslında bunu itiyoruz. KYK'lı çocukları bu ızdırapları, bu düşünceyi her gün yaşıyor. Ya çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği aslında bugün, hani bizim ne kadar umutlu olabildiğimize, ne kadar umutlu olarak bu umudun etrafında birbirimize ne kadar dayanışabildiğimiz, sırt sırta verebildiğimizle alakalı. Çünkü böyle olunca değişecektir. Yani biz çocuklarımızın artık bunu yapabiliriz sadece. Çünkü yani çok büyük bir olumsuzluk var, karamsarlık var yetişkinlerde de çocuklarda, ama çocuklarda daha kötü yani. Bana o şeyin, Enes'in sözü çok tesir etti, her sözüyle birlikte. Çabalamaya gerek yok. Yani bu 19 yaşındaki bir çocuk için dehşet bir söz, ama bize bıraktığı söz olarak bizim için daha dehşet bir söz yani. Demek ki biz son şeydeyiz. Ne derler? Son dönemeçteyiz. Yani uçurumun kenarındayız. Ama bu şu demek de yani. Herkes, anne babalar, toplum, kadın, gençler, yani daha doğrusu iradesi hür olan herkes birleştiğinde, sırt sırta verdiğinde tamamen %100 değişeceğine inanıyorum yani. Peki çocuklarınızı nasıl bir gelecek bekliyor? Gelecekler adına emekli misiniz? Gelecek adına direnirsek, savaşırsak ümitliyim. Onun için çabalıyoruz. Çünkü KYK'lı çocuğu olarak itilmelerini istemiyorum. İleride böyle bir damgayla yaşamalarını istemiyorum. Bunun için de gayret ediyoruz. Biz gayret edersek, biz başarırsak zaten onlar da gayet umutlu ve mutlu bir hayatları olacaktır. Bahadır için, Bahadır bizim için aslında yüzümüze vurulmuş büyük bir darbe örneğiydi. Yüzümüze çok büyük bir şamar gibi geldi. Belki birçoğumuz bundan sonra daha çok bilinçlendik. Babasının çıkartılarını duyduktan sonra belki birerlerimize daha çok duygular fırtına haline dönüşmeye başladı. Davamız bir, bizim davamız insanca yaşamak, çocuklarımızı daha güzel bir Türkiye geleceğine hazırlamak. Bunun için de direneceğiz. Direne direne kazanacağız. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Biz de unutmayacağız. Hiçbir zaman unutmayacağız bu yaşadıklarımızı. Bahadır'ın ölümünün ölüme götürülmesinin, Enes kadar ses verilememesinin tabii ki sebepleri vardır. Yani önceki sebepleri vardır daha doğrusu. Yani bir uzaklık var. Yani bir hissedemeyişlik var daha doğrusu. Ama çok acı bir şey, yani çok çok acı bir şey. Yani aynı tepkinin olmaması bu ülkede yaşayan hepimize, herkese büyük bir ayıp, yani çok büyük bir ayıp olarak görüyorum. Bu ayıbın bir an önce ortadan kalkması lazım. Kalkabileceğine inanıyorum, çünkü ikisi de sonuçta şeydir ya, bir dışlanmadır. Hem devlet tarafından, hem insanlar tarafından
bir dışlanmanın, bir soykırımın, yani sosyal soykırım diyoruz yani, bir grubu, bir insanları tamamen şey yapmak, yani toplumun dışına iterek yok etmek gibi bir şeyin sonucudur ikisi de. İkisine de aynı tepkiyi gösteremedik. Bu acı bir şey topluma olarak, ama bundan her an dönebiliriz. Maalesef kutuplaşmanın, hep söylüyoruz, kutuplaşmış bir toplum olduğunu hep söylüyoruz. Şikayetçi de oluyoruz, muhalefet olarak da bundan şikayetçiyiz ve daha da çok iktidarı suçluyoruz bununla ilgili olarak. Ama Enes ve Bahadır'ın intiharına aynı muhalefetin aynı şekilde yaklaşmamış olması muhalefetin içindeki ayrılıkları da fay hatlarında ortaya çıkarmıştır diye düşünüyorum. Çünkü Bahadır'ın ölümünde çok daha belirginken dış etkiler maalesef toplum bunu daha da gündeme getirmesi gerekiyor. Çünkü o kişinin intihara sevk eden, sürüklenen dış etkenler çok hakimdir. Siyasi bazı idari işlem ve eylemler olduğu gibi toplumun da alışkanlıkları veya toplumun da pratik uygulamaları buna sebep olmuş olması çok daha belirginken, Enes yavrumuzun intiharının çok daha ses getirmesi aslında muhalefetin içinde de fay hatlarının çok belirgin olduğunu göstermektedir. Burada aslında sadece muhalefet değil, bütün iktidarıyla, iktidar seçmeniyle, muhalefet seçmeniyle, bütün Türkiye toplumu olarak bizim gençlere sahip çıkmamız gerekiyor. Gençlere sahip çıkmanın yolu da ayrımcı olmayan, herkesin eşit olduğu ve güzel günlere gideceği yönünde umudun yeşertildiği bir toplum olması gerekiyor muhalefetiyle ve iktidar seçmeniyle. Burada olmamız gerekiyor. İşte maalesef Bahadır kardeşimize aynı ilginin yöneltilmemiş olması bizi yeniden düşünmeye sevk eder. Susma! Sustukça!